Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde sizlere vapursit onomastoimeniyaları öğreteceğim. Yani Türkçe'de soru zamiri. Artık biliyorsunuzdur Bulgarca'da her rot için farklı soru zamiri vardır. Başlığımızı yazıyorum. Vapursit Mestuimeni. Şimdi her rot için hangi soruyu soruyoruz ona bir bakalım. Mışki, jenski, sreden rot ve çoğul için ayrı sorular var. Mışki rotta koy diyoruz. Koy. Jenski rot için koya. Sreden rot için koe. Ve çoğul множественное число için kui. Bunun Türkçe karşılığı aslında bu soruların Türkçe karşılığı bazen kim oluyor, bazen o oluyor veya hangi. Şimdi şöyle bir örnek verelim. Koy den diyoruz. Koy meset diyoruz. Koy student diyoruz. Şimdi den gün, meset ay, student üniversite öğrencisi ama erkek üniversite öğrencisi. Mışkırot student. Jenskirot'ta da kuya data diyoruz. Koya data. Koya sedmita. Data tarih, sedmita hafta. Studentika diyelim. Üniversite öğrencisi ama kız üniversite öğrencisi. Studentka. Neden buraya geliyor? Çünkü bu jenski rol için koya. Koya data, koya sedmita, koya studentka. Şimdi sıradan rottan birkaç örnek verelim. Yani orta. Hangi ağaç? Mesela hangi ağaç? Koe darvo. Darvo ağaç. Hangi yaz? Koe lato. Çoğula bakalım. Kui studenti diyelim. Hangi üniversite öğrencileri? Çoğul olarak. Kui studenti. Çoğul oldu studenti. Veya üniversite öğrencileri ama kızları söyleyelim. Kız üniversite öğrencileri. Studentki. Bakın studentki jenskirot. Studenti maskirot. Şimdi bunu hangi koy den, koy meset, koy student. Hangi gün, hangi ay, hangi üniversite öğrencisi? Hangi tarih, hangi hafta, hangi üniversite öğrencisi? Ama jenskirot olduğu için kız üniversite öğrencisi. Koe darvo, koe lato. Hangi ağaç, hangi yaz? Kui studenti, kui studentki de hangi öğrenciler? İkisi de Türkçe'de hangi öğrenciler oluyor ama bu tabii ki jenskirot, studentki. Şimdi birkaç örnek daha verelim isterseniz. Bugün hangi gün? Nasıl diyeceğiz? Bugün hangi gün? Den. Den dedik. İdin den. Yani maşkirot. Ne diyeceğiz? Koy diyeceğiz. Koy. Den. E. Dnes. Yani bugün hangi gün? Dün hangi tarihti? Tarih dedik. Data tarih oluyor. Yani jenskirot. Kuya. Kuyayı kullanıyoruz. Kuya data beş fçera. Dün hangi tarihti? Bugün
Bu öğrenciler kim? Bu öğrenciler studenti. Cui sunt acești studenti? Hangisi senin yatağın? Nasıl diyeceğiz Bulgarca? Hangisi senin yatağın? Yatak edno leglo. Yani leglo sreden oluyor, orta. Koe. Koe leglo e tvoe. Hangisi senin yatağın? Peki bir de şey diyelim. Yana isim, kız ismi Yana. Yana hangi katta yaşıyor? Etaj, yani kat etaj olduğu için etajın roduna bakıyoruz. Edin etaj diyoruz. Mışkırat, koy. Yani na koy. Etaj, jive, yana. Şimdi hepsini tekrar edelim isterseniz. Koy den ednes. Bakın, koy den. Koya data beşi včera. Koyi sa tezi studenti. Koye leglo e tvoje. Na koy etaj jive, yana. Şimdi küçük bir örnek daha vermek istiyorum. Türkçe'de bir sokak arıyorum diye sormak istiyorsunuz. Bulgarca'da pardon. Bir sokak arıyorum. Tırsı edna ulita. Şimdi cevabı nasıl olacak diye hep beraber göreceğiz. Bir sokak arıyorum. Tırsı edna ulica. Ulica sokak. Tırsa edna ulica. Hangi sokağı arıyorsunuz? Ulica. Edna ulica. Yani женский род. Cevabımız olacak. Kuya ulica. Tırsite. Bir çocuk arıyorum. Bir çocuk tırsı edno dete. Tırsı edno dete. Hangi çocuğu arıyorsunuz? Koe dete. Dete hangi rottandı? Sreden rot, yani koe olacak. Koe dete tır si de. Umarım verdiğim örneklerle daha iyi anlamışsınızdır bu dersi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bana destek olmak için kanalımı beğenip paylaşmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalım Melinda TV'ye abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.